Birçok insan da şu anda bahçelerde fındığını topluyor. Kimisi geziyor fındığı bitirdi aşağı kesimler. Şimdi evet. Bunda ne var? Bunda hiçbir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok olur mu? Omuzladık. Hele omuzladık gidiyor. Bu bunun suyu bak. Senin suyu, sen mi yaptın burayı? Allah'ın suyu. Ya biz nasip oldu, biz yaptık. Ay çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bak hepimiz bir şekilde içmiş olduk. Millet nasiplensin diye yaptı böyle. Allah. Memleketin çeşmeleri, suları zaten meşhurdur. Aynen öyle. Çıkanı ben de alıyorum, götürüyorum eve. Ne yapıyorsun lan sen onları? Onları evde kızartacağım, börek içi yapacağım, fındıkta yiyeceğim. Sevgili izleyenler, bu hafta gördüğünüz üzere dağların zirvesindeyiz ve dağlar önümüzde sıra sıra gözüküyor. Hemen aşağımızda Çatalpınar, yan tarafımızda Çamaş ve Aybastı'ya doğru giden yollarımız derken buradan yukarısı da artık Tokat'a doğru gidiyor. Zirvedeyiz Çatalpınar'a doğru. İşte Keçili Mahallesi, Dağköy, Şirinköy ve Çatalpınar'ın güzel mahallelerini gezeceğiz sizler için. Yine Altaş TV'deyiz. Yine güzellikler içindeyiz. Birçok insan da şu anda bahçelerde fındığını topluyor. Kimisi geziyor fındığı bitirdi aşağı kesimler. Baya baya bitirdiler fındığı ve onun parasını yemek için yaylada işte Fatsalara, Ünyelere, Ordulara, Samsunlara gezmeye gittiler. Onlara da selam olsun. Buradan tüm çalışanlara, fındık ayında çalışanlara kolay gelsin diyorum. Ve biz Erdem kardeşimle beraber gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda uzaktan bakılınca böyle bir tatil yöresinde villaların önünde olan lüks havuzlara benziyor. Maviler görüyorsunuz. Aslında onlar havuz değil. Benim emekçimin, fındıkçımın alın teri yatıyor onların altında. Mavi brandalar uzaktan aynı havuz gibi gözükmüyor mu sevgili izleyenler? Erdem? Evet. İnşallah biz de ileride fındık harmanlarının kenarına lüks havuzlar yaptıracağız. O zaman üstünü de örteriz yine mavi brandayla içine bir şey gitmesin diye. Evet, güzel gözüküyor memleket. İnsanlarla tanışınca güzelliğini anlıyoruz. İsim nedir? İsim Hüsne Çay. Hüsne Çay. Evet. Ne güzel de isim var. Şimdi evet. Bunda ne var? Bunda hiçbir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok olur mu? Bunda en önemlisi bunda. Buna canım kahvaltı kuzusu yerim diyoruz. Öyle diyelim değil mi? Öyle. Bunda ne yapacaksın şimdi Hüsne abla? Ben orada fındık içinden diken alacağım. Diken alacağım. Evet. Fındığa başlamadın mı da? Başlamadım. Ne zaman başlayacağım? Cumartesi Allah izin verirse. Cumartesi? Evet. Geleyim mi yardıma? Gelebilirsin. Buyurun. Keşke öyle bir şey yapsan ya. Börek pişireceksin ama. Börek pişiririm. Patatesli yine. Oo, patates de var şimdi. Çok severim. Nereden? Burada abi bahçeden. Kız burada patates çok mu olayım? Evet. Hadi gidelim beraber sökelim. Sökelim mi sevgili izleyenler? Sökelim. Buranın patatesi. Çok biz güzel. Şu an Keçili Mahallesi'ndeyiz. Evet. Keçili'nin patatesi de çok zorlu olur. Kostili. Ne? Şeleğe asatma. Alayım. İşe yarar. İşe yarar. Erdem, şöyle boynunu keselim. Şimdi diyor ki bana, biz hey deriz. Siz ne diyorsunuz? Şelek. Şelek. Siz ne diyorsunuz? Biz hey deriz. Hey. Belki bizim. Belki bizimkiler de hey diyordur da ben şelek. Sen şelek nerede? Ben götüreyim mi? Yok canım, ben götüreyim ya. Böyle çok güzel kıyamadı, olur. Kıyamadı, gördün mü? Ben ileri gidiyorum, beraber gidebiliriz. Gidelim. Haydi. Biz gidiyoruz Hüsnü ablayla. He mi? Az kosti sökmeye. Evet. Oraya bahçeye girelim. Şöyle acaba bir de çekim yapalım. Evet. Herkes izlesin bizi. İzlesin herkes olur. Bizi. Evet. O herkeslere söyleyin bizi izlesinler. Evet. Takip edin efendim Altaş TV'de. Hadi, hadi bakalım.
kaç sene oldu? 8-10 sene var. Var değil mi? 8 sene oldu ha. Gittim ben de. Ulan nasıl da rast geldi? Ya işte ben dedim buradan ayrı gidelim dedim. Değil mi? O da bağ çattı. Aynen valla. Ne güzel yürüyordun oradan beri. Değil mi? Valla. Şey, Allah'ım dedim. Şöyle uzaktan baktım. Acaba o mu o değil mi dedim. Biraz benzeyecek oldum. Seninle bir de şeyde tanıştık. Nerede? Yukarıda bir bayramda bir. Yukarıda bir eğlence oldu ya. Oluk Düzü'nde. Ha şeyde Oluk Düzü'nde. Orada türkü söyledin sen. Söyledim söyledim. Şey dedin keşke. Keşke soruyorsun. Oradan bir şeyler soruyorsun öyle. Elimden geldi önce. Ana bizi çek. Tamam dur. Abi az de doldurayım. İçine sokayım. Aç. Çekirdin ses etmedim diyor. Davut. Bizi çekiyor. Köylü kızı Semra bu. Vallahi dedi. Beni dedim Zeynel'le çekmedim. Biz bunu arıyor diyor. Ama değnek lazım bize. Çay falan yapalım. Çay falan içelim. Vallahi hiç çay falan içmeyelim abi. Doğal köy insanlarını alalım gidelim. Haydi bakalım. Sezen, evet. Davut abi nasılsın? Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz suyu omuzladık. Heyi de omuzladık gidiyor. Bu su bunun suyu bak. Senin suyu, sen mi yaptın burayı? Bu Allah'ın suyu. Ya biz nasip oldu, biz yaptık. Ay çok sağ ol, çok teşekkürler. Bak hepimiz bir şekilde içmiş olduk. Millet nasip densin diye yaptı böyle. Bizim memleketin çeşmeleri, suları zaten meşhurdur. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun, fındığa başlamadın mı? Fındığa biz aile olarak başladık da ben evdeyim. Sen evdesin. He, annemle beraber evdeyim. Fındığı falan. Diğerleri topluyorlar. Topluyorlar abi. Kaç kişi var evde? Evde kalabalık. Şimdi fındık ayı. 8-10 kişi var. Var değil mi? Evde adım atmaya geliyor. Yemek yapıyorsunuz mu? Yemek işine ben karışmıyorum. Karışmıyor mu? Yok. Sen herhalde fındıkları karıştırıyorsun. Aynen öyle. İşleri ediyorsun evet. Artık. Kağıdı falan açıyorum. Bilmem bir şeyler yapıyorum. Öyle. Kolay gelsin o zaman. Eyvallah teşekkür ederim. Fındık da güzel gözüküyor. Fındık Allah'a çok şükür. Şu geçen güzel sene güzel. Şu güzel. Gerçekten güzel. İyi ne zaman biter bu fındık? Allah havalarının durumuna bağlı. Ne kadar oluyor sende? Bizde ortalama 2 ton fındık oluyor. 2 ton maşallah. Sen he, yetiyor usta... Allah'a çok. Bende de 2 ton. Maşallah. Kendiniz mi topluyorsunuz? Amele alıyor. He, işçi, kimse yok. İşçi geliyor. İşçi tabii geliyor. Kimse olmayınca aynen. Tabii ki de. Kimse yok. Çocuklar çalışıyor işte. İşte olsunlar. Fatsa'da çalışıyorlar. Öyle mi? Senin... Onlara selam gönderelim buradan. Aleyküm selam. Çok sağ olasın. Davut abi biz gidiyoruz. Kosti sökeceğiz. Abla, buradan söylemek istediğim bir şey falan, var. Çay falan söylerdim. Ben buna şu kosti sökeceğim tanıdım. Ya vallahi var ya aslında çay da içerdik ama şimdi yolumuz uzak. Böyle geze geze kosti söke. Abla, devamlı gelmeyen ki yolumuz uzak derken haftada bir geliyormuş. Siz benim yanımdan geçtiniz. Sen beni tanısaydın orada ben de seni tanısaydım. Sen gördün daha beni. Ama ben ileri gelip duracağımı biliyordum. Senin de yürüyeceğini biliyordum. Öyle durdum. Onu da şey yapmadın, kar etmedin. Niye? Az geri dursam patatesli börek pişirdim. Gidelim istersen. Kaçırdım patatesli böreği desene. Aynen. Gidebilirim. Tamam patatesi götürürüm. Börek de anamdan. Anam pişirir ben yerim. Aynen öyle pişiririm. Tereyağlı yine. Gidelim mi? Davut abi. Kendine çok iyi bak. Söylemek istediğin bir şey de varsa buradan. Canınızın sağlığı. Ne diyeyim? Bereketli olsun fındığınız şimdiden. Hoşça kalın. Hoşça kal abla. Hoşça kalın. Hadi bakalım Hüsnü abla. Hadi biz gidelim biz. Daha işimiz çok. Çok aynen öyle. Vallahi. Aynen öyle vallahi. Patates sökücü. Kupelerin de ne pek zorluymuş ha. Eski kupelerden ne nasıl. Sana verebilirim. Ay teşekkür ederim. Bizimkiler yeteyim. Şu anda bahçeye geldik sevgili izleyenler. Geldik. Suyumuzu da getirdik. Evet. Çeşmeden doldurduk Hüsnü ablayla. Patates sökücük. Hadi sökelim bakalım. Aynen öyle. Şimdi burası senin harmanın mı? Bura benim eltimin harmanı. Eltinin harmanı güzelmiş. Benim harmanım evin yanında. Ha. Sen buraya kadar yürüyorsun öyle mi? Ben buraya kadar yürüyorum. Keleler de geziyor farkındaysanız. Kertenkele gelsin de yılan gezmesin. O yılandan korkuyuk ya. Yılan da büyük yılan var burada diyorlar. Nerede? Korkuyorum ama yok. İnşallah yoktur. Bize çatır. Gerçi Erdem yanımız. Aynen öyle. Erdem bizden önce kaçıyormuş. Hadi.
Abi de bacaklarımı aşağı indireyim bari. Hadi bakalım. İçine mi gidiyor? Evet. Önden sen mi gitsin? Yılan kardeş. Ay. Seni korkutma. Bizi izleyen bir şok oldu. Ana kız eldivenmiş. Yemin ederim şeye benzettim. Ben eldiven... Ha. Ne tarafa gidiyorsun sen şimdi? Sen önüme geç de. Şöyle git. Hani eldivenin? Aha eldiveni buraya. Ha. Eldivenin şeyini yılan zannettim. Ha. Suyu buradan bırakayım. Nereye götüreyim? Getir buraya. Isınmasın. Hı. İçinde mi? Evet. Ha geldim. Geldik ya. Hmm. Patates burada öyle mi? Hı hı evet bak bu. Görüyorsun daha şu temizlenecek yeri. Evet. Şurada hemen patates var. Hı hı. Onlardan sökelim bakalım hadi nasıl? Ben şimdi azıcık sökeyim sen. Sen bir sök bakalım birkaç tane görelim biz patatesi. Ada mısır var. Sen mi yaptın? He, çektim. Oradan patatesler çıkıyor. Oo, geliyor patatesler. Hadi bakalım. Al şu an küllücüm. Aynen öyle vallaha. Küllüleri nasıl dökülüyor? Patates çıkıyor. Bak şimdi fasulye de var. Az şeyi gösterecektim. Fasulye de var, fasulye de var. Var da mısırı gösterecektim de mısırı da göster, daha var. Olmamış herhalde. Sütlar var. Var mı sütları? Biz sütları deriz. Şöyle bakın bununla. Çok arkadaşlığım, eski arkadaşım. O zaman şimdiki çocukları aldığınız bebekler bizlerde yoktu. Bunu hemen şuralara göz möz yapardık, bir şeyler yapardık. Bu da saçıydı. Benim bebeğim buydu. Efendim canım gel. Aha söktü. Patates. Patates. Bak şimdi çocuğa bakın. Hadi bakalım. Elleriyle ektiği bak. Patatesi yine elleriyle söken bir Hüsnü abla görüyoruz. Şimdi bir daha başka ocağa gidiyorum. Başka ocağa gidiyoruz şimdi. Sen gidiyor musun? Yok. Sen git. Mısırı kıracağım diye korkuyorum burada. Kırılsın bir şey olmaz. Anam kırılmasın kız. Bana şöyle ben seni. Düştüm beni tutun. Şu an çekiyoruz canım. Bak. Gönder. Gostilleri gönder. Gostiller geliyor. Eskiden ne kadar gostil ekerdik ya. He mi? Burada çok oldu geçen sene. Aa. Yiyemedim kötü oldu. Ben mi sökeyim? Elimi kestim dur. Sökerim niye sökmeyeyim kardeşim. O orada var. Bak. Ben sökemem mi zannediyorsun? Cüvelciklerim bak cüvelcikleri bunlar büyüyecekler. Gostil olacak bunlar gostil. Bizi izleyen var ya şok olsun biliyor musun? Şok olsunlar. Sizi gidi seyirciler şok olun. Nereye gitmiş bu Semra? Bu Semra'nın gitmediği yer kaldı mı acaba? Hayır öyle bir şey oldu ki ben her yere gittim. Şimdi tur dönüyorum bütün orduyu tekrardan. Evet. Sevgili izleyenler ben neredeyim? Sizce ben neredeyim? Nerede olursan ol yine gel. Fındık bahçesinde değilim bu sefer. Talle değil. Mısır bahçesindeyim. Gostil'in içindeyim. Değilim. Gostil'in yanındayım. Hüsne Çay'ın bahçesindeyim. Ama saçına bak. Bak bu pembe. Gördün mü? Pembe saçlı kızların bahçesindeyim. Bak bayağı söktü ha. Sen bunların hepsini sökecek miydin? Ben mi? He. Ben şimdi bu otu temizliyorum ya. He. Otunla beraber çıkıyor. Çıkanı ben de alıyorum, götürüyorum eve. Ne yapıyorsun lan sen onları? Onları evde kızartacağım, börek içi yapacağım, fındıkta yiyeceğim. Bunları haşlayacaksın, üstüne tuzu basacaksın veya külleyeceksin, pul gibi açacaksın. Sen ne yapıyorsun? Oy anam oy. Şu yemek sevdamız olmasa da bir 10 kilo daha versen. Poşetim var mı? Kocam mı var mı? Poşet. Ha poşet. Ver tabii ki de. Şu azıcık bir şey versen yeter. Azıcık değil al. He? Çok mu? Sen burada çok mu var? Var daha Allah bereket versin. Demek ki var. Allah daha çok versin. Bu çekimden sonra daha çok veriyormuş ya da
Nazar değdirmeyin sevgili izleyenler. Aa, bunlardan korkun bak. Bunlar kesiyor adamı. Şu şuralar keser. Kesebilir. Efendim canım. Biz buranın otunu temizlemedik. Şimdi Hüsnü abla bir şey soracağım. Sor bana. Bunlar patatesin değil. Bu ot da bu. Ot. Bunu temizlemeye geldim. Ha, bunu temizlemeye geldin sen. Bakma. Temizlemesen ne olur? Garman çorman olur. Temizlemesem ne oluyor biliyor musun? Evet. Ben şimdi fasulye toplayacağım. Toplayamıyorum. Önümde yılan olsa göremiyorum. Bak şimdi şu tellerin şeyine bak. Bunun içi gezilir mi? Gezilmez. Gezilmiyor. Onu sen bunları temizlerken önen yılan çıkmasın. Bak dikkat et. Eldivenle falan şey yap da. Ben maviyi çok seviyorum sevgili izleyenler. Mavi de beni çok seviyor. Keşke mavi gözlerim olsun. Allah senin. Dur ablanın yanına gideyim. Abla bize patates sokacağım diye orada kendini paraladı. Ben şimdi hangi ocakta var hangi ocakta yok bilmediğim için ziyan da etmek istemiyorum açıkçası. Korkmam da. Çok söktün sen. Benim için kendini paralama. Yok canım. Patates bak. O değil. O da şey miydi? Solucan mıydı? Elin sokar. Isırı elin. Isırsın bir şey olmaz. Yok canım solucanı demedim şey. Allah göstermesin. Büyüyü sokması. Büyüyü aynen. Sevgili izleyenler hani ne şartlar altında program çektiğimizi bir bilseniz var ya. Evet buradan yok bu arada. Hüsnü abla sökerken biz de şöyle bakalım etrafımıza. Yine fasulyemiz var. Çok güzel fasulyemiz var. Çok güzel. Kaç kilo fasulyem var burada şimdi? 100 kilo var mıdır? Meme bak. Aa beyaz fasulye bak. Bunun var ya uğudulması ne kadar tatlı oluyor biliyor musun? Bak. Bak şu var ya şu. Bunun turşusu da çok lezzetli oluyor. Hele uğudulması. Uğuduma ne biliyor musunuz? Hemen soğan, hemen kapağını ört, hemen uğudu, hemen geri al. Uğudu. Benim de uğudumam güzel olur. Mesela şunlardan şey yapıyorduk. Aa, bunların altına garınca mezarı yapıyordum biliyor musunuz ben küçükken? Yani. Öyle de bir anım vardı, onu da söylemiş oldum. Sen nereye gittin beni burada bıraktın da? Hüsnü abla bunları nereye dolduracağız? Cebini aç. Ha hey var orada onu açacağız. Tevekten geçeceğim şimdi. Tevekten geçtim. Teveği yırtmayayım. Yırtarsam fasulye olmaz. Güser. Ay annem çok kızıyordu bana. Lambur lumbur yürüme diyordu bahçenin içinde. Tamam küçüktük ki. Bastığın yeri bil diyordu. Ha bak süt mısır. Tamam yeter. Süt mısır alabiliyor musun? Süt mısır var az ama küçük geldi bana. He mi? Şey mısırlar tam büyümemiş geldi bana. Var ben hani? Tamam ne? 3 tane de ondan bulalım hadi kendimize. Bak. Oo bunlar ne fasulye turşusu yapılır. Yeni çıkıyor daha. Fasulyemiz gördüğünüz gibi hanımlar bahar aylarında gelip buralarda çalışıyorlar, toprakla ilgileniyorlar. Sonra da o toprak bizim Anadolu, bizim topraklarımız. Topraklı. Aha. Mis gibi ürünleri bize sunuyor. Bir tane bırakıyorsun. 100 tane veriyor. Dört tane de mısır alıyoruz efendim. Sonra da biz devam ediyoruz yolumuza. Ne güzel ahır yapmışlar gördün mü? Köye. Köyde böyle ineklerine bakıyorlar. Buraya var ya kaç tane mal sığar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mal sığar. Şöyle aman köy biberlerimizi kırmayalım. Yavaşçık gidelim. Yeme atınca nasıl oynuyorlar bak. Bir araya mı attım ben? Orada birbirlerini yediler. Yenden de sökeceğim. Çok burada çok. Sen beni kayırma. Düşünme. Israr ediyor. Aynen.
Aynen öyle. Diyor ki inadına sana vereceğim bu patatesi. Fasulye de güzel fasulyem var. Fasulye ha. Verme. Fasulyem çok var. Aha ya var ya. Yok benim fasulyem çok var. Çok ekmişim ben bu sene de. Var mı? 4 tane de mısır alıyoruz efendim. Sonra da biz devam ediyoruz yolumuza. Bahçenin içindeyiz. Bahçeden, bağdan bahçeden taze ürünler, kabaklar, patatesler. Bir yuvarlarsam kabağı var ya. Kabağımı da aldım, patatesimi de aldım. Hele harekete. Teyze! Oradan bir türkü çaldı, oynayayım da ben. Televizyonda izlemedin mi? O işte çekim yapıyor. Vallahi esas diyorum bak. Tabura okara niye geldin? Adamın zanadı bu şeyi burada. Teyze ne diye duydunuz mu? Tabura okara ne geldin diye. İşte taburlara okara ben gelirim. Ben her yere gelirim. Hoş bulduk teyze geliyorum aşağı. İlla dedi vereceğim o patatesi sağ dedi. Şöyle ineyim bari arabaya koyalık. Olur mu? Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Aa, onlar sen alı gelirsin. Hadi teyze. Efendim. Ben bu kabağına ne yaparım sence? Kabağı ne yaparsın? Kıyarsın, cükle soyarsın ala bula. Kıyarsın, kıyarsın, soğan doğrasın, biber doğrasın, kızartırsın. Pıraza katar mıyım? Pıraza katarsın, soğan da katarsın. Uy! Ha. O da inmez mi be? Ha inmez mi ya? Her tarafım tabii şuralara çamur oldu mu? Yok. Olmuş. Olsun, olsun, olsun. Tamam, o da benim şey nazarlığım olsun. Ha. Tamam. Selamun aleyküm tekrardan. Aleyküm selam. Hoş geldin, sabaha geldin. Hoş yavrum. Bulduk. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aa burada torunum vardı. Ha bayağı torunum var. Fındığı yiyor. Mallar var orada. Yiyeyi vereceğim. Mallara. Ha. Kaç tane mal var? İki. Binek. Binek bir tane. Tereyağı o. Yevgi versene sen. Yevgi mi? Saman vereceğim. Saman. Gel verelim beraber. Ha. Hep beraber yevgi vermeye gidiyor. Kabağım burada dursun. Buyurun efendim. Asas mı? Ha, verelim de. Yevgi verelim. Vermeyelim mi? Vermeyelim. Nazar olur dedi. Nesi nazar alacak? Gel buyur. Ha, ben okuyarak üfleyerek geliyorum. Allah'ım bu mallara nazar değmesin. Hiç benden olmaz. Ama seyircilerim için bugün aynı şeyi söyle. Ne? Bugün kendim bu köye adadım. Adadım. Ha. Bu köye adadım kendimi. Ya bu millet fındık toplasın. Niye yapayım? Ben toplarken bana yardıma geldiler mi? 10 gün kaynanam çalıştırdı. Bana yardıma geldin mi Erdem? He. Çamurun içinde. Lastiklerimi bile gitti de ayakkabılarımı, teze ayakkabılarımı giyiyorum. Kaynanama buradan selam sevgi gönderiyorum. Bana bir ayakkabı bile almadı. Şu sırtında fazla yaprağı mı var? O benim şeyim. Ne derler? Süsüm. Ada. Anam ne güzel ahur yapmışlar. İyi gidin mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Nasıl vereceğiz? Ha mallarımız. Mallar. Ne yapıyorsun? Ne güzel ahır yapmışlar gördün mü? Köye. Köyde böyle ineklerine bakıyorlar. Buraya var ya kaç tane mal sığar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mal sığar. Burada inek bakılır. Bununla da ne yapacak? Sütü, yoğurdu, ondan sonra gelir olarak hanımlar ne yapacaklar? Bakacaklar. Bana bak, gışımı katıyor musun sen? Gışımı katarsın da bana bak. Bu danalardan her zaman korkmuşumdur. Yem vereceğim. A, teyze gitti dur. Yeme alacağız oradan. Ha vereyim mi? Yok hayır. Üstüne sana dokun. Dök üstüne. Benim üstüm kötü olsun. Boş ver. Daha yeni üst alırlar belki. Şimdi mallara yeri verecek. Sağlam orasını verecek. Bak pişme katıya görüyorsun değil mi? Bu danalardan her zaman korkmuşumdur. Ya git diyorsun pişme katsın diyor. Bu ne akıl bu? He? Bu neyin nesi? Ne akıl diyor? Ne akıl mı? Ah. Bu nasıl bir akıl? Ha. Gezi yok da Fatıma bu. Ha. Bakıyor kim ne yapıyor köylerde. Ha.
Gelen giden var mı? Çalışan var mı? Oturuyorlar mı? Yiyorlar mı? İçiyorlar mı? Bak güzel ayarlamışsınız bu avuru, görüyor musun? Bu ne? Toz, bunların altına atıyorlar. Altına ha. Toz. Bunun toz. Malların altına atıyorlar. Bu da iyiymiş. Bu da güzelmiş. Ha, şimdi iyi. Diğerine de vereceğim. Ha, o da. Ona da vereceğim. Ben vereyim diyorum, ver durmuyor. Şimdi eğer kutu olur bırak. Eğer kutu olur diye bak. Olsun. Hem olsa ne olur? Değil mi? Vereyim dedim, verdim hadi. Beni çalıştırmıyorlar köylerde, ondan sonra diyorlar sen köylü kızın. Yok ya, öyle bir şey düşünme. Ne kadar ancak? Yalnız ne kadar ancak? Kaç yaşındasın sen? Bilmiyorum ki. 65? Ha, 75. Ağlamışlar. 75? Ha, ha. 75 yaşında. Ve gördüğünüz gibi. Edelim mi? Fatma abi. Buyur. Nerede fındık topluyorlar? Biz daha başlamadık. Başlamadınız mı? Yok. Maşallah var bu arada, ne kadar güzel gözlerim varmış. Aa, 3 gün sonra başlıyor. Allah'ın çocuklar iki... Kaç tane fındık oluyor? İki. 1,5. Az. Yeter. Ha, yeter. Allah bereket versin. Allah yine can sağlığı versin. Ha. Bu ev senin mi? Torunumun. Torunumun? Evet, torunumun. Torununla beraber mi duruyorsun sen? İki ayrı duruyor. İki torunum var. İki torunum var. Güçlüyle duruyorum. Güçlüyle duruyorum. Evet. Allah torunlarından razı olsun. Çok sağ ol. Onların malları bunlar da, öyle mi? He, onların malları. Torunun torununu gördün mü? Gördüm. Gördün. Nasıl nasıl? Torununun torununu gördün mü? Yok, yok. Daha çocuğu olmuş bence. He. Hadi gidelim dışarı, gel. Bizde var, çok var. Bizde var. Var, var. Bunun sen... cinsi başka da uçuruyordun, koy, merak ediyorsun. Öyle mi? He. Hadi gel alalım beraber. Şimdi... Bu şimdi ben torunların dışta çalışıyor. Nerede çalışıyorlar? Dışta çalışıyor, işte, ne bileyim ben neden. Buradan geldiler, dıştan geldiler. 10 gün, 20 gün durdular, bir başka yere gittiler. Hmm. Orada da şimdi fındığa geldiler. Çalışıyorlar sürekli. Çalışıyorlar, sadece gurbetteler. Çalışmaları var, bak evlerini, ocaklarını yapmışlar. Ha, yaptılar çok şükür. Tertemiz. Vallahi olsun, çok şükür olsun. Aşağı inmesen, ben ineyim de alayım, hangisini diyorsun sen? Şeleklerden mi, şalaklardan mı, şalak mı diyorsunuz buna? Al kısımdan. He? Tam tazesinden alayım, ineyim abi buradan aşağı. Almazsam bana küser. Küser. Biberi kırmadan ver bakalım onu da. Şöyle aman aman köy biberlerimizi kırmayalım. Yavaşçık yavaşçık gidelim. Sevgili izleyenler. He. He. Onlar tohumlu. Bunlar tohumlu, bunlar olmaz. Aa, neden? Oo! Kız maşallah, bu da var ya. Gavur çiğdi mi? Gavur çiğdiymiş bu. Öyle diyorlar. Aman aman başka yerden gel. Bakayım. Bak şimdi. Gavur çiğdiymiş, öyle dediler. Biz de öyle diyor. Bizden. Aşk kilo tam. Bir tane daha alacağım, yeterli benim için. He? Şunu aldı, bir hafta yiyorsun. Neyi? Şunu. Ben o söylerim, helal eder o. Bir hafta yiyeceğim, öyle mi? Olmaz. Kız şey. Torunumu bu, ayrı torunumu. Bu var ya, bostan değil de bu. Maşallah var, değişik. Hiç sorma. He? Bunlar hormonlu mu kız? Hormonlu mu? Bunlardan şey yapak. Tohum yaparak, tohum. Tohum olmaz bunlardan. Bunlardan olmaz mı? He. Tohum olsa yerdeki sarılar var ya, he. Onun daha da tohum olmamış. Değişikmiş gerçekten de. Hadi bakalım. He. Evet. Dış ülkelerden getirmişler artık. Nereden getirdiler bilmiyorum. Almanya'dan mı, Avusturya'dan mı getirdiler bilmiyorum. Ha, dıştan gel. Bu da onların salatalıkları. Değişik. Bizim en büyüğü belki bu kadar olur olmaz ama bunlar salatalık. Gördüğünüz gibi. Her yerde karşımıza farklı farklı ürünler çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi orada da domatesler dökmüş. Ha. Şöyle ben yavaştan artık çıkıvereyim. Ben çıkarım, çıkarım. Sen al bunları al. Gördüğünüz gibi. Ben seviyorum onu. Salatalık, Allah razı olsun, ben de sizi seviyorum. Ben de seviyorum. Salatalık, kabak, patates. Evet. Her şeyi topladık yine.
Köyü talan etti. Erdem öyle söylüyor ama köyü talan olmaz. Yok, yok, hiçbir şey olmaz. Çünkü artar derler. Aynen. Kapıya gelen misafire ikram edilen şeylere artar. Hüsnü abla ben gidiyorum. Benden bir isteğin var mı? Bak bakalım şuna. Hay maşallah değil mi? Maşallah. Hüsnü abla ben gidiyorum. Patates ve kabak için helal et hakkını. Helal ettim. Anamın aksiyonu gibi helal olsun. Yine beklerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Seni hep küpelerinle o güzel Cumhuriyet küpeleri diyoruz değil mi onlara? Onlarla hatırlayacağım. Güler yüzünle hatırlayacağım. İnşallah. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Allah'a ısmarladık diyorum. Ay Allah razı olsun. Şöyle bir fotoğrafımızı çekin. Çektiler. Haydi Allah'a ısmarladık. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. Yine beklerim. Ne yapayım yani biz de çocuk olduk. Bizim zamanımızda böyle kaydıraklar falan yoktu tabii. Sevgili izleyenler geliyorum. Geleyim mi? Bunu yere vurursam var ya. Ben biliyordum sonunun böyle biteceğini biliyordum. Yine vurdum yere. Kalkamıyor. Eşeğin yeme duğut. Başında bitirdiğim bir laf var. Neyse, çocuklar kaysınlar burada. Çocuk yoktu, ben de bir kere deneyeyim dedim. Güzel oluyor tabii. Şimdi Çatalpınar Havzası'nda bulunan, bu ırmağımızın adı neydi Erdem? Çatalpınar Irmağı'nın yan tarafında bulunan bir balık havuzumuz var. Oraya geldik. Güzel güzel de yapmışlar buraları böyle. Kim varmış orada? Abi var, abi burada. Selamun aleyküm. Abla hoş geldin. İzni alabilir miyim? Mustafa. Mustafa abi nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdik inşallah. Burada ne güzel bir tesis oluşturmuşsunuz. Evet balık üzerine alabalık çiftliğimiz var. Artık restoran olarak devam ediyoruz. Et çeşidi. Evet evet et çeşitlerimiz de var. Kuzu eti, dana eti, köfte, alabalık, alabalığın çeşidi, levrek. Hepsini yapıyoruz mevcut. Ordu'da yayılan evet. Kuzuların, koyunların... Balıkların, balıklar yayılmıyor ama. Burası Çatalpınar'la Çamaşır'ın ortak noktası Şifalı Su. Balık tesisleri. Fat sayı 17 kilometre. Çamaşa 5 kilometre, Çatalpınar'da 3 kilometre. Bizi? Karadere. Karadere. Evet. Şurası Karadere mi? Evet, Karadere. Ben Çatalpınar Deresi dedim çünkü. Evet, Karadere. Uyduruyorum da ne yapayım arkadaşlar. Şöyle devam edelim mi? Tabii buyurun, gidelim tesisleri. Güneş de zaten maşallah. Şöyle yeleğe de giydim ben üşüyeceğim diye güya ama üşümedik. Bugün hava sıcakmış. Ooo tesis bayağı bir isterseniz. Büyük havuz var burada. Seslerden. Yeme atınca nasıl oynuyorlar bak. Bir araya mı attım ben orada birbirlerini yediler balıklar. Abi sen çok yemiyorsun bunları ya. Kiralsın, yağlansın diye daha lezzetli oluyor o zaman ablacığım. Lezzetli oluyor. Evet. Kuzu eti gibi yağlanması gerekiyor. Ama nasıl geliyorlar da evet. Burada kavga çıktı. Balık havuzunda kavga var. O diyor ben yiyeceğim, o diyor ben yiyeceğim. Daha çok var. Çuval var burada. Çuval kavga etmez. Evet. Çuval abi. Burada var. Burada da arabalarımız var. En başta da sazanımız var. Sazanlar da görsel amaçlı
getirdik oraya. Evet. Müşteriler, evet. Bakalım. Bakalım. Burada da sazanlar var Mustafa abi. Evet. Burayı tadilat yaptık. Kış bahçesi olarak yaptık. Toplantı için falan, nişan, söz, toplu yemekler için kullanmak için yaptık ablacığım. Bir şey söyleyeceğim. Şeylerin de ne kadar şıkmış. Evet. Fark ettin mi? Işıkları da çok şık. Çok modern olmuş, modern. Öyle derler ya. Bak bak. Bunları nerede buldun böyle? Evet. İstanbul'da yaptırdık. Yaptırdım bir de. Evet. Almadı. Evet. Neyse, çok pahalıdır bunların ya. Pahalı değil mi? Evet. Deydan var. Tesisimizi güzelleştirdi. Ama güzel olmuş. Hoşuma gitti. Bir de doğaya uyumlu yapılmış yine. Evet. O da benim hoşuma gitti. Neden? Doğaya uyumlu olsun. Bak aha da şömine yapmış buraya. Yanına da odun koyma şeyi yapmış. Oh! Böyle kütükleri. Ana bu yekin. Az daha gülüyordum. Ve tabii, ha? Ateşi odun mu atayım? Evet. Yanduk zaten, telledük yine, az ellen seversen. Ama yarın yağmur geliyormuş, üşürüz. Evet. Bak bunlar da çamaşırda bir usta abimiz de yapıyor. Buralarda da... dayım zaten. Dayın mı oluyor? Evet, Beytullah Gülmez, Akköy muhtarı, o da dayım kendisi. İstanbul'da karşılaşmıştık. Evet. Bana hala bir sehpa yapacak. Sehpa mı? Beytullah abi, benim sehpa nerede? O mu yaptı bunları da? Evet, hepsi de olmasın. Çok şık bence ya. Keşke masa almasaydım da ya bile yaptısaydım. Ne kadar güzelmiş. Bunlar yapmış ne güzel. Ama şunu arabaya yüklerdim. Bu Beytullah abi bana söz vermişti. Dermişim. Şimdi gördüğünüz gibi şöminesi içinde, çocuklar için hemen. Küpleri nerede buldu? Bunların işleri nerede abi? Bunlar büyüklerimiz bulmuş. Biz yeni olaydık. Onlar bulmuş. Evet. İçinde boşaltmışlar mı? Artık bilmiyor. Bize karanlık. Söylemediler mi? Yok. Büyükler nerede? Hepsi başınız sağ olsun. Ama onlardan hatıra diyelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi küplerimiz de burada duruyor. Bunlara biz... Taşlar da zaten eski ev taşları. Eski evin taşları. El yapımı, doğal taş. Doğal taş. Ya bunlar var ya. Bunlar sağlıklı yani. Böyle gezelim. Evet. Burayı da beğendim. Yani Ordu bölgemizde güzel tesislerimiz olsun. Doğaya uyumlu tesislerimiz olsun tabii ki de. Hani farklı ilçelerden, illerden, ülkelerden gelenler demesinler. Oraya gittik de işte oturacak yer yoktu demesinler. Evet. Güzel mekanlar tabii ki de var. Gelip burada da yiyebilirsiniz. Okarda da fındık toplayabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Ne yapıyorsun, ne yiyoruz? Size alabalık ikram edelim. Bir de kendi yapımızdan kendi köftemiz var. Bir de onunla ikram edelim. Hadi bakalım deneyelim. Şimdi alabalık yakalayacak herhalde. Evet. Bizim için temizlenecek ve sonrasında da tavada mı? Evet, evet. Tavada var, ızgarada var, güveç de var. Hepsini yapıyoruz. Evet, hepsini çok yapıyoruz. Çok güzel. Onu beraber sizlerle yiyeceğiz efendim. Sevdiğim yerdeyiz, mutfaktayız. Bir bahçeyi severim, bir de mutfağı severim. Ellerimle sizlere köfte hazırlıyorum. Sevgili ordulular, sevgili Karadenizliler, sevgili izleyenler. Yemek isteriz, yemek isteriz. Geliyor mu yemekler? Ama ses de çıkmıyor. Anam, masayı kötü ederim sonra. En sevdiğim yerdeyiz, mutfaktayız. Bir bahçeyi severim, bir de mutfağı severim. Kiminle müşerref oluyorum sevgili hanımefendi? Nuray Çetinkaya. Nuray Çetinkaya ile beraberim. Şimdi hemen tavaların altı yandı. Bir tavanın birinde ne yapılacak? Mısır ekmeği, balık. Mısır ekmeği dökmeye başladı şu anda. Aynı. Ne derler? Tatlı gibi döküyor, tatlı gibi. Şimdi diğerinde de balık yapılacak herhalde. Evet. Burada gördüğünüz tavada mı yapılacak, ızgarada mı?
Hava doluyor, ızgara doluyor, fark etmiyor. Ooo, buralar tertemiz gördüğünüz gibi. Balığımız hazır, temizlendi. Izgaramız hazır. Mısır ekmeğimiz Nuray abla tarafından yapılıyor. Tertemiz. Nuray abla elleri değdiği nasıl belli. Her yerde bir hanım lazım. Çaylarımız hazır. Tabaklar burada. Hemen yiyorsunuz. O tarafa da geçelim. Orada bir şeyler var. Burada şimdi güveçlikler var herhalde. Şunlar balık için. Bak bak. Ya, özel fırına böyle bundan balığı koyuyorsun. İster bunu ye, ister balığı. Güveç gördüğünüz gibi. Ayran için hemen tahtadan neylerimiz? Yayıklarımız. Fasulye turşumuzu gördüm orada bir yerde. Evet, fasulye turşumuzu hatta göstereyim sevgili izleyenlere. İzleyenler, fasulye turşularımız hemen burada. Çıtır çıtır turşumuz. En iyi hangi turşu? Bence pancar turşusu balığın gider. Yanında. Gitmez. Beyaz lahana turşusu gidebilir alabalığın. Ben alabalıkla hani normal balıkla yok hıyar turşusu. Normal balıkla ben daha çok. Hamsinin yanında turşu gitmez. Salata gider. Hıyar, ha o da varmış ki. Ne istersen var. Hangisini istiyorsun? Neyi beğeniyorsun? Evet, balık atıldı. Mısır ekmeği atıldı. Sevgili izleyenler, sizin de kanınız kaynadı. E ne olacak bu sefer? Sizler de evinizde duramayacaksınız. Benim gibi yerinizde duramayacaksınız, geleceksiniz. Sen bu arada ne kemiriyorsun? Salatalık. Hemen salatalık turşusunu hangi kaşla göz arasında götürmüş Erdem de. Bizydi o, tavada oynayır, hamsi miydi? Bir şey vardı ama. Ben unutkan olmaya başladım son zamanlarda. Ne oldu şimdi, o pişiyor mu? Kızarıyor şu anda. Balımız da kızarıyor. Memnun musun burada? Şükür Allah'a memnunuz. Kardeşim yeri zaten, beraber çalışıyoruz. Böyle yani kendi işimiz, zevkle, severek yaptığın sürece sıkıntı yok yani. Maaşı az vermiyordu ha? Nasıl? Maaşı az vermiyordu. Yok, çok şükür. Fazla fazla. Fazlasıyla. Valla ne güzel. Şimdi köfte dağıtacaksın herhalde. Evet. Kendi köfteniz. Kendiniz yapıyorsunuz. Ben hemen anlarım bu arada. Köfteni iyi veya... Çünkü köfteciyim ben. Köfteciyim derken köfte yapmıyorum sevgili izleyenler. Köfte yiyorum. Okey. Çok güzel. Hemen. Elle mi atayım? Kendim yapayım. Cızır cızır edecek şimdi. Otan sonra şöyle biraz bastırırsan. Bastırayım değil mi? Bastır ki. Ya şey kağıt yanar diye korktum yok, biraz. Tabakta bastır ki ocağa değil, burada bastırırım ha. Öğreneceğiz. Ben ızgaracılık yapmadım. Aha. Şöyle bastıralım. Kendin pişir, kendin ye. Ellerimle sizlere köfte hazırlıyorum. Sevgili ordulular, sevgili Karadenizliler, sevgili izleyenler. Buyurun, size de ikram edeyim. Kaç tane köfte yiyebilirsiniz? Mesela kaç tane köfte yiyebilirler? Bir insan kaç tane köfte yer? Acı da toplamadım. Normal bir insan. Aç diyelim. Aç diyelim. Diye. 12-13 tane. 13 taneyle doyar mı? Doyar. Sen... Ekmeksiz mi, ekmekli mi? Ekmekle doyar. Salata. Evet, yani. Ekmeksiz olsa 20 tane yiyor demek ki. Evet. Uluu bataruk ya. Ekmek iyi ki var diyelim o zaman. Onları da atıyoruz. Bunları da atıyoruz. Hemen şöyle yanlarına atayım mı? Yani köfteler zaten şeyleri salmaya başladı. Yağını salmaya başladı. Yanlarında olsun. Ya benimle alakası yok. Gerçekten benimle alakası yok. Elimdeki eldiven kaydırdı. Domates gitti ya. Tü tü tü. Onu yıkayalım, tekrar koyalım. Yok yok, sorun değil. Şey
Sorun değil olur mu? Sorun. Bence sorun. Büyük sorun. 36 yaşına gelmiş bir... Bunu yıkayalım, tekrar koyacağız. Ablamın tertemiz mutfağını batırdım. Batırdım gerçekten. Hani... Yemek isteriz, yemek isteriz. Geliyor mu yemekler? Ama ses de çıkmıyor. Anam, masikot ederim sonra. Yemek geldi. Aa, turşu, yoğurt, pekmez. Daha biz doyduk baştan ki zaten orta ürünlerle. Değil mi? Ara sıcaklarla. Öyle diyorlar ya. Ara sıcaklarla doyduk. Şunları şuraya alalım. Nuray abla. Ay, elimi mikrofon zannediyorum ha. Sağlık. Afiyet şeker olsun canım. Teşekkür ederiz. Afiyetler olsun. Kaç çocuk var? İki tane. Allah bağışlasın. Neredeler? Buradalar, bahçedeler. Onu topluyorlar. Anam, ay. Küçük değiller. Küçükler, takılıyorlar öyle. Ne kadar? Kaç yaşlandılar? Bir 9, küçüğü 5. Onlar takılıyor. Aynen. Ama onlar... Ha, yemek isteriz dedim. Ve yemekler geldi. Mustafa abinin ellerinden. Gördüğünüz gibi... Mis gibi alabalık. Ooo, gördüğünüz gibi rengarenk köfte. Bu Semra'ya daha ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ellerinize sağlık. Bizler için burada hemen Karadere'nin kenarında mükellef bir sofra hazırladınız. 2 dakikada, hemen 2 dakikada. Mekan da çok güzel. Ben beğendim. Sizin güler yüzünüzü de çok beğendim. Ne diyeyim artık? Siz de bizi beğendiyseniz artık. Aşk olsun, aşk olsun. Sizin gelmeniz yeterli zaten. Yani gelmeniz yeterli diyorum yani. Gelmeniz yeterli olur mu? Çok sağ olun. Allah razı olun. Bir sürü de hazırlamışsınız. Hani az uz da değil. Evet, afiyet olsun. Eli bol Mustafa abimiz. Gerçi bizim memleketin ne köşesine giderseniz gidin. Hep eli bol hanımlarımız, eli bol erkeklerimiz, çocuklarımız fark etmiyor. Misafirperveriz. Ben yıllardır, 9 senedir hemen hemen geziyorum Karadeniz bölgesini. Ne bir günden bir güne ne aç kaldık, ne susuz kaldık, ne yolda kaldık. Allah razı olsun. Bizim memleketimizin insanından diyorum. Buradan söylemek istediğim şeyler var mı Nuray abla? Ne söyleyeyim canım yani? Buradan gideceğim, onu söyle mesela. İzin verecek mi? Vermez zannetmiyorum yani. Patron izin vereceğini sanmıyorum. Burası daha iyi bizim için. Güneş yok, gölge, balık pişirmek, müşterimiz yani. Bahçeyi... Vermezlerse kaçarım falan diyeceksiniz. Bahçeyi pek sevmem. Bunu toplamayı sevmez misin? Aa, bizim görevde kadınlar böyle bahçe severler. Yok ben pek. Sen burayı daha çok seviyorsun. Aynen. Allah da senin gönlüne göre vermiş diyelim. 20 yıldan beri bu işi yaptığımız için alıştık yani. Artık bahçe. O yüzden böyle hızlıca sofralar kurabiliyorsunuz. Aynen. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Peki Mustafa abi, bize söylemek istediğin bir şey var mı? Size çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için ve bizim de tanıtımımıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Buradan Çatalpınar Belediye Başkanımız Ahmet Türe'ye de çok çok teşekkür ederiz. O da davet etti bizleri bugün. Sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, tamam. Bütün belediye başkanlarımıza selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve biz artık soğutmadan köftemize ve balığımıza ve yemeklerimize geçiyoruz. Sevgili izleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yine sizler için memleketimizin güzel köşelerinden güzel görüntüler, güzel insanları derledik, ekranlarınıza getirdik. Haftaya yine güzel memleketimizin muhteşem insanlarıyla muhteşem bir programda görüşmekle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bereketli Ağustos ayları diliyorum.